İstanbul Mecidiyeköy'de pilavcıya giren yabancı uyruklu kadın herkesin kafasını karıştırdı. Kaşla göz arasında kasadan 200 lira çaldı. Beni ayakta uyutmuş diyen iş yeri sahibi başına geleni şov haberi anlattı. Bura benim mahremiyetim yani. Kimsenin uzatamaz ki buraya. Ama uzatan biri çıktı. Önce aklını karıştırdı, sonra kasadan paraları topladı. İthal hırsız dediğimiz böyle bir şey olsa gerek. Tırnakçılık yapan kadın iş yeri sahibini çileden çıkardı. Yani şok oldum ben. Yani bayan olduğu için neye uğradığımı şaşırdım. Panik oldum. Mecidiyeköy meydandaki bu pilavcıya geçtiğimiz gün akşam saatlerinde iddiaya göre Özbekistan uyruklu bir kadın geldi. Pilav almak istediğini söyledi ve servisi hazır olunca da onu aldı, kasaya doğru ilerleyip ödemesini yaptı. Kaç bin kilometre yoldan gelmiş belki de. Tanımıyoruz, etmiyoruz, dil yok. Kasada 50 TL uzattı bana. Parasının üstünü aldı. Ama para üstünü aldığı gibi daha cüzdanına koymadan tekrar geri döndü ve hain planını devreye soktu. Önce Abdullah Bey'in yanına gelip ona bir şeyler söyledi. Size dedi, 3 TL TL vermişim dedi. Biz dedik yani 3 TL TL vermem imkansız sizin. Çünkü zaten en büyük paramız 200 TL bizim. Bir yandan konuşurken bir yandan da elini kasaya daldırdı ve işte buradaki paraları tek tek toplamaya başladı. O olayın şokundayım, ikinci defa tekrar elini attı. Tekrar para aldı. Şu para da şurada tabii. Şöyle olunca elini uzatıyor. Direkt elini aldı. Tam o anda aklına bir şüphe düştü. İşin artık art niyetli olduğunu fark edince ben parayı aldım. Tartışma da oldu. Kalabalıktan faydalanıp ben ona para üstü tekrar vermemi herhalde bekledi. Aralarındaki tartışma dakikalarca sürdü. İş yeri sahibi o kadının kasadan aldığı paraları geri aldığını sandı. Sandı diyoruz çünkü... Beni ayakta tutmuş ama benim haberim yok. Tabii biz el çabukluğuyla aslında o esnada parayı zula etmiş. Hemen karakola gidip şikayetçi oldu.